var olduğu için kitaplardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz iki tane kitabım var. Kronik'ten çıkmış biri Sultan'ın Korsanları, biri Sultan'ın Casusları. Lütfen hızlı konuşmama fazla takılmayın. En azından İlker Cönekligil yok. Jump cut yapmıyoruz. Dolayısıyla hani benim doğal halimle görüyorsunuz. Aralardaki ı'ları o'ları alsak daha da kötü bir durum olacak. Bugün o iki kitap üzerine biraz konuşacağım ama daha çok tarih nasıl yazılır üzerine. Hatta ondan da genel bir şey. Çünkü kitap fuarlarında çok spesifik konuların konuşulmasına ben biraz karşıyım. İnsanları nasıl... Ondan sonra da soru alacağım. Herhalde soru sormak istersiniz diye düşünüyorum. Bir böyle 20-25 dakika size kitaplarla ya da benim tarihçilikte ne yapmak istediğimle, işte gençlere ne vermek istediğim, onlardan bahsetmeye planlıyorum. Ondan sonra sorularınızı alacağım. Daha sonra da işte kitap imzamız olacak. Dediğim gibi hem beni az çok tanıyorsunuz ama biraz kendimden bahsedeyim. Ben bir Akdeniz tarihçisiyim. 16. yüzyıl Akdeniz üzerinde çalışıyorum. İşte korsanlık, casusluk, esaret gibi konular üzerine uzmanlaştım. Zaten hem Sultan'ın Korsanları hem Sultan'ın Casusları kitaplarından da okuduysanız ya da işte baktıysanız az çok fark etmişsinizdir. Amacım yurt dışındaki kaynakları Osmanlı kaynaklarıyla bir araya getirip işte İtalya'daki, İspanya'daki, Fransa'daki, Portekiz'deki kaynakları bir araya getirip size bir eser sunmak. Aslında eseri size de değil de, meslektaşlarıma sunmak. İnşallah Ocak ayında popüler bir kitabım da olacak. Daha böyle okunabilir bir kitap. Bu kitaplar çok sattı. Çok teşekkür ederim. Aldınız ama aslında kitaplar tarihçi değilseniz ya da hakikaten tarihi takip etmiyorsanız biraz teknik gelebilir ilk başta. Özellikle ilki için bu geçerli. Zaten o dediğim gibi meslektaşlara yazılmış kitaplar. İşte tam da bu noktada biz ne okumalıyız, nasıl okumalıyız biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bana özellikle gençler Flu TV biliyor musunuz bilmiyorum. Sizin programı bir elleri görebilir miyim? Kim takip ediyor? Ben kalkayım gideyim buradan ya. İlker gelsin yani. Beni takip ediyorsunuz. Lütfen İlker'i görürseniz ya da şey yaparsanız beni sorar mısınız? Ben genelde İstanbul'da İlker'in en sevmediği şey. Flu TV'yi çok seviyorum. Emre Hoca'yı çok seviyorum demedir. Aklınızda olsun. İşin esprisi bir yana. Dün de hep beraberdik zaten. Onunla beraber biraz artık popüler bir noktaya geldi. Ben popüler bir tarihçi olacağımı düşünmüyordum. Az çok hareketli biri olduğum için ve muhabbetle biri olduğum için açık tahmin ediyorduk, biliyorduk ama bu YouTube işin biraz şeyini değiştirdi. O noktada aslında bu kitaplar da benim normal planımın dahilinde şeyler değildi. Çünkü ben yurt dışında eğitim almış bir adamım. Doktora tezim İngilizce, işte İtalyanca, Fransızca makaleler falan yazıp yani çok dar bir alana hitap ediyordum. Daha Kronik'te Adem var bizim, benim de arkadaşım. O zorla yazdırdı bana ilk kitabı. Çok satınca bir tane daha yazdırdım. Adem tabii bu işin KDV'sini gördüğü için... Artık her pazar, her cuma beni arıyor, şey yapıyor. Benim bu kitapları yazmaktaki amacım aslında Adem başımdan atmaktı ilk başta ama işin geldiği nokta biraz artık gençlere ne verebilirim? Çünkü şu Türkiye'de kesinlikle söylenmesi gereken bir şey. Bizim gerçeğimizle hayallerimiz arasında büyük bir fark var. Yani biz istediğimiz, olduğumuzu düşündüğümüz yerde değiliz ve bu en güzel yurt dışından gözüküyor. İnşallah siz de okumaya turist olmak dışında bir şekilde yani iş nedenleriyle ya da eğitim nedenleriyle gidersiniz ve orada görürsünüz. Burada da konuştum. Belediye burada güzel işler yapıyor. Demin belediye başkanlığı da konuştum. Mesela kütüphane Türkiye'de değil mi? İstanbul'da bir tane kütüphane yok. Dünya standartında, çapında demiyorum. Türkiye'de Bilkent Üniversitesi dışında bir tane standartında, çapında demiyorum. Yani dünyanın hayran kalacağı falan demiyorum. Yani içine girdiğinizde aa bu ne demeyeceğiniz bir tane üniversite kütüphanesi var. Dolayısıyla bu kitap işleri, eğitim işleri, kültür işleri çok kötü durumda. İnsanların kültür satın almak istediklerinde ben de 10 yaşlarıma 90'lara geliyordu o teenager dediğimiz. 10'lu yaşlarımda işte kütüphaneye gidiyordu. Kitapçı, kütüphaneye gidemiyordunuz. Bugün de siz gidemezsiniz. İnşallah değişecek. Kitapçıya gittiğinizde bunların zaten hepsi DNR gibi yerlerde kalmış. Ne alacaksınız? Hakikaten orada alabileceğiniz, size yol gösterebilecek kitaplar yok. Bunların sayısının artması ancak işte bu tip faaliyetler, kitap fuarları, kitapçılar hem de yazarları destekleyeceği için. Çünkü biz hep şöyle düşünüyoruz. Ayrı bir yazarlık diye bir meslek yok aslında. Yani yazarlıktan maaş almadığınız için bu tip faaliyetlerin beslediği bir kültürel ortamın da yarattığı ekonomiyle yeni şeylerin açılması lazım. Gençlerin de kendini buradan kurtarması lazım. Biz YouTube programı da aslında bu mantıkla yapmaya çalışıyor. 42 nolu treble çayını görenler oradan çok böyle bir ekonomik şey, hiçbir getirisi olmayan bir şey aslında. Tamamen şey için orada da amacımız 18 yaşını geçmiş bu kitaplarda da öyle yani 18-30 o civardaki öğrencinin, o civardaki insanın şeyi çok önemli. Ona ulaşabilmek bence çok önemli çünkü 40 yaşında bir adamın ön yargılarını değiştiremiyorsunuz. Siyasi görüşünden falan bahsetmiyorum. Bir iş yapış biçimi, bilgiye yaklaşış biçimi, öğreniş biçimi, onunla ilgili geliştirilmiş metotlar 35 yaşında ve günde haftada 5 saat
5 gün 10 saat çalışan bir adamın değiştirmesi mümkün değil. Bu anlamda gençlerin kendini yenileyebilmeleri ve yani ben de taşrada büyüdüm, İstanbul'da büyümedim, herkesin sandığı gibi İzmitliyim ben. Dolayısıyla orada onu yapabilmek için benim babam eğitimli biriydi, onu yapabildi. Fakat herkes böyle olmayabilir. Adam şimdi üniversiteye gidiyor, bana mesaj, mail atıyorlar. Hocam şu kitabı okuyayım mı diye. 90'larda bile okumaması gerekiyordu o kitabın. Hala 2019'da onu. Çünkü hocası onu veriyor. Çünkü Diyanar'a gidince onu veriyor, onu görüyor. Dolayısıyla biz nasıl kendimizi geliştiririz? Hangi konuda olursa olsun, tarih konusunda olabilir. Biraz bunu vermek için. Bunu vermekte de ana amaçlardan biri aslında bir konuda bunu video ile yapmaktansa kitapla yapmayı tercih ettiğim noktasında işte Sultan'ın Korsanları, Sultan'ın Casusları ve bundan sonra biraz daha popüler kitaplarla da hani biz bilgiyi nasıl elde edebiliriz? O bilgi bir alanda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunu yapmaya başlamadan önce şunu fark etmemiz lazım. Aslında bir konu ne kadar derin olabilir? Bunu fark etmemiz lazım. Genelde benim mühendis arkadaşlarım bana geliyor şöyle diyor. Büyük hayal kırıklığı artık demiyorlar. Ünlü olunca bundan kurtuluyorsunuz. Ya 2-3 kitap söyle de tarihi çözeyim diyor mesela. Ya şimdi ben 20 yıldır ne okuyorum o zaman? Yani 2-3 kitapla çözülebilir mi bir tarih? Ama işte adamın bakışı o. Çünkü gördüğü şey o. Şimdi böyle ve bir araştırma yapmışlar. Bir işi çok iyi yapmayan insanlar öteki işleri de algılayamıyorlarmış. Çünkü bir işi hakikaten hakkını vererek yaptığınız zaman o işle beraber bir iyi bir işi mükemmel yapmanın gerektirdiği şeyi görüyorsunuz ve o saygı duymayı öğreniyorsunuz. O cahil cesaret dediğimiz şey aslında. Hani yani 10 günde tarih, ben 6 ayda iyi tarihçi olduğumu zannediyorsam iyi kimyagerin de 6 ayda olabileceğini zannediyorum. Çünkü bu böyle bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin popüler kültürünün genelinde böyle bir problem var. Kitapçılara gittiniz mi? Çoğu zaman size popüler ürün olarak sunulan şeylerin aslında Edirne'den ötesinde bir şey, bir anlam ifade etmedi ve dünya çapı demiyorum, standart diyorum. Dünya standartının hiçbir yerde olmadığını görmeye çalışacaksınız. Hem Sultan'ın Casusları'nda hem Sultan'ın Korsanları'nda ben Osmanlı tarihine yeni bir şey getirmeye çalıştım. Genelde gene Türkiye'de anlaşılmayan şöyle bir şey var. Bir kitap, özellikle akademik bir kitap, bilinen şeyleri tekrarlamak için yazılmaz. Her şeyin arkasında yeni bir fikir olması lazım. Bu o kadar Türkiye'de bilinmeyen bir şey ki şimdi bana yayın evleri geliyor. Kronikten biri yoksa biraz dedikodu yapalım. İşte hocam diyorlar sizden bir kitap basalım. Ne basalım diyorum. Avrupa tarihi yapalım diyorlar. Ya ben Avrupa tarihiyle ilgili ne yazacağım? Zaten 25 tane kitap var. Olsun siz de yazın diyor. Çünkü zaten sizin isminiz satar. Yani aslında dediği oradaki 5 kitabı oku. Aynı şeyi yaz senin isminle koyalım satalım. Şimdi sizin alacağınız 4, yani o yüzden 22 tane Avrupa tarihi kitabı aldığınızda aslında 22'si de aynı olacak. Çünkü bu işin şeyi bu. Daha derin bir seviyeye gelmesi için herhangi bir şey ortada olmayacak. Bir yayın evi editörlerinin büyük bir kısmının bile böyle düşündüğü çağda biz o bilgiye nasıl ulaşabiliriz, nasıl yeni bir soluk getirebiliriz? İşte ben Sultan'ın Korsanı, Sultan'ın Casusları ile biraz o dil, yani dil avantajımı da kullanarak yeni bir şey yapmaya çalıştım. Osmanlı tarihi, biz tarihçiliği şöyle görüyoruz, Türkiye'de hakikaten çok büyük bir problem bu. Hep böyle savaşların tarihi, kişilerin tarihi falan filan, bir böyle Feridun Fazıl Tülbenç romanından çıkmıştı. Kemal Tahir romanı bile değil, bazı romanların da tarihçiliğin çok iyi olduğunu görürsünüz. Bir hamaset edebiyatı, yani Ertuğrul dizisinin ve bundaki problem bu sizi zihinsel olarak yetiştirmiyor. Bir kitap okurken ya da bir film izlerken ya da bir müzik eserini tüketirken her zaman şunu anlamanız lazım. Bir şeyi 10 kere aynı seviyede tüketiyorsanız, en son Olmaz Öyle Saçma Tarihin caz bölümünde de söyledim. Aslında yerinizde sayıyorsunuz. Bana şimdi hemen 3. kitabı sordular. Sultan'ın Nesini yazacaksın diye. Ben bu kitabın aynısından bir tane daha yazmayı düşünmüyorum. Başka bir şey olması lazım. Beni zorlaması lazım. Kendinizi zorladıkça okuyarak geliştiririz. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Bugün de bilinen biri oldu, ismini vermeyeyim. O hep biyografi okurdu. Bütün bir hayat biyografi okuyamazsınız. Sizi zorlayacak bir alan ya da sizi zorlayacak bir derinliğe sahip yeni şeyler okumanız lazım. Osmanlı tarihinde de genelde okuyucuların tercih ettikleri şeyler işte ya bir padişah biyografisi, ki biz bu alanda çok zayıfız çünkü Osmanlı tarihinin kaynakları sağlıklı biyografiler yazmaya uygun değil. 14. Lüğün'ün ne yediğini, ne düşündüğünü bulabilebiliyoruz ama aynı şeyi 4. Murat için söyleyemeyebiliriz. Ona rağmen ismi 4. Murat, Alparslan, işte Timur, Jules Caesar gibi olan biyografiler ya da ne bileyim işte bazı savaşlar hep bunlar üzerinden bir tarih şey yapıyor. Bu biraz da kaynaklarla alakalı. Gene çok tekrarlanan bir şey var. Osmanlı arşivlerinin çok zengin olduğu yönünde. Bu doğrudur ama Osmanlı arşivleri hep devlet belgesidir. Oysa Avrupa'ya baktığınızda gazete vardır, binlerce seyahatname vardır.
ben anlatısı dediğimiz insanın kendi oturup yazdığı şeyler matbaa olduğu için orada günlükler vardır ve buralardan mesela çok basit 16. yüzyılda bir cellatın günlüğünü okuyabilirsiniz. Oysa Osmanlı tarihi için bunlar söz konusu değil. Ben biraz bu kitaplarla Osmanlı tarihine o bireyi getirme, yani casustur, korsandır, bir gemide bu adam ne yer, ne içer, işte nasıl dua eder, nasıl küfür eder, bunları getirmeye çalıştım. Bunu da yapmak için bir avantajım var. Çünkü diğer tarihçinin okuyamayacağı bazı belgeleri okuyabilme şansına sahiptim. Bu da biraz tesadüflerle, yani benim kendim öyle bir zevkim olduğu için, Türkiye'de böyle eğitim verecek kurumlar falan olduğu için değil yani. Dolayısıyla hem sultanın korsanı hem sultanın casusu da o normal sivil insanı, yani padişahı değil, veziri değil, onun ne yaptığını insanlarla paylaşmaya çalıştım. Özellikle o yüzden sultanın korsanlarında ki chapter'lardan biri mesela bir gemide nasıl yaşanır? Bu adamlar ne yer, ne içer, zamanlarını nasıl geçirirler? Onun üzerineydi en ilginç, en sevdiğim şeylerden biri. Genelde insanların aradığı, yani biz yazarlar ya da akademisyen insanlara şunu sormamız lazım. Dünyada 20 çeşit tarihçilik varsa 2 tanesi var Türkiye'de. Öteki 18'ini de tanıtmamız lazım. Siz bunları sevmeyebilirsiniz ama ne olduğunu bilmeniz lazım. Ana haritayı bilmediğiniz sürece hep aynı şeyleri yaparsınız. Türkiye'de en büyük problemlerden biri. Çocuk bana geliyor, Twitter'dan soruyor. Hocam bilmem ne bilmem ne savaşında bilmem ne bölüğünün komutanı şu muydu bu muydu? Bilmiyorum, o bölüğü bile bilmiyorum. Bu tarih bu değil. Yani tarihi bir malumat fürüşlük, bir bilgi satma, insanlara karşısına çıkıp bak ben bunu biliyorum. İşte tarikat değil de tarikat deniyor demek değil. Sizin birey olarak, entelektüel bir insan olarak bugün sorunlarına işte ya da toplumdaki rollerinizde bir aile babası olarak, bir patron olarak, bir siyasetçi olarak, bir kültür adamı olarak bunları daha iyi yapmanızı sağlayacak, sizi daha kaliteli bir yaşama gidecek fikirleri alabileceğiniz şeyler olması lazım. Bunun için de tarihte işte ne bileyim bir yemeğin tarihini de, bir kavramın tarihini de, efendime söyleyeyim sadece kurumların, savaşların ve padişahların değil bir köylünün tarihini de bilmeniz lazım. Ne yazık ki Türk tarihçiliği bu alanda biraz ilk adımlarını atıyor. Bir kısmı kaynaklardan şey yapıyor. Ben onun için hem sultanın casuslarında hem sultanın korsanlarında dediğim gibi onu ana plana getirmeye çalıştım. Yapmaya çalıştığım bir başka şey daha, bir şey daha, tarihi diğer ilimlerle biraz. Ya bu yapmaya çalıştım derken utanıyorum. Çünkü dünyada bunlar 100 yıldır falan yapılıyor ama burada yapılmıyor ne yazık ki. Ve akademilerinde de yapılıyor ama o akademi size gelmiyor. Mesela coğrafya chapter'ı var, coğrafya bölümü var. Yani biz coğrafyayı bilmeden bir gemi nasıl gidiyor, işte rüzgar rejimi nasıl, bunlar çok teknik konular olabilir ama bir savaşı konuşamazsınız. Bugün mesela bir arabanın kaç kilometre hız yaptığını bilmeden bu dünyayı anlamak zordur ya, ya da ne bileyim bir elektrik faturasının ne tuttuğunu bilmeden 200 yıl sonra bu dönemdeki fakirliği çalışmanız mümkün değildir. Çünkü o da bir şeydir. Bu tip coğrafi şekilleri, hayatın her tarafını şekillendiren faktörleri de biraz ana plana almaya çalıştım. Bu 20. yüzyılın başında Fransa'da bu işleri yapmaya başladıklarında artık tarih sadece tarih değil. Şu olaydan sonra bu oldu, bu olaydan sonra bu oldu ve çıkıyorsunuz. Aklınızda bir sürü ezber şey var. Gittiğinizde sizi arkadaşınızla iki çift laf etmenize yardımcı olabilecek bir şey dahi ortaya çıkmıyor. Oysa tarihin coğrafyayla mesela korsanlık gibi bir konu. Korsanlığı herkes kahramanlık olarak algılıyor değil mi? Turgut, korsanlık ekonomik bir faaliyet. Kaçakçılık gibi. Korsanlık da bir ekonomik faaliyet. Ekonomide, ekonomi teorisinde yeri olan bir şey. Ticaretin bir başka formu. Siz şimdi dünya ekonomisinin değişimi, coğrafi keşifleri, kapitalizmin doğuşunu bilmeden sadece Barbaros Hayrettin'e bakarsanız, sadece Uluç Ali'ye bakarsanız oldu elde kılıç savaşan o zaman Suat Yalaz'dan Karaoğlan'ı okuyabilirsiniz. Ya da Feridun Fazlıcan'ın romanını okuyun. Niye tarih kitabı okuyorsunuz? Onun içine biraz yani katmaya çalıştım. İşte bir işin sosyolojisi mesela değil mi? Bir dönemde eğer nüfus Malthus şeyi vardır değil mi? Nüfus bir yere kadar artar, sonra açlık ve şeylerle düşer, tekrar artar. Şimdi bunu bilmeden o dönemki nüfus fazla mı, çok mu, işte az olan ürünlerde ya da zenginliğin üzerinde büyük bir baskı var mı anlamadan ne onu anlayabilirsiniz, ne de bugün Suriye'yi anlayabilirsiniz değil mi? 2008 krizini anlayamasaydık 2-3 gün önce başlayan harekatı anlayabilir miyiz? Suriye'de niye hiç savaş çıktı? Bunun hep ekonomiyle alakası var. İnsan bugünü değerlendirirken ekonomiyle değerlendirdiği gibi değil mi? Hani New York borsası ne gidiyor, işte 2008 krizinin siyasi sonuçları ne ya da ne bileyim ya da teknoloji olabilir değil mi? iPhone'lar çıktı şimdi hayatımızı şekillendirecek artık aile yapısını işte ne bileyim evliliği kavramlı kafamızdaki kavramlar her şey bilgisayarlarla yeniden şekillendiren insanlar arası ilişkileri yeniden şekillendiren teknolojik gelişmelerle değerlendiriyoruz. Aynı şey geçmişte de var, biraz bunu da öğrenmemiz lazım. Yani teknoloji nasıl değişiyor, iklim nasıl değişiyor, iktisadi durum nasıl değişiyor ve bunlar savaşı, siyaseti,
korsanlık gibi faaliyetleri nasıl etkiliyor? Biraz bunlardan da bahsetmeye başladım. O yüzden mesela korsanlığın gene korsanlık şeyinde iki chapter bununla alakalıydı. Değişen dünya ekonomisi dinamikleri içinde nasıl? Çünkü Amerika bulunmuş, oradan şey geliyor, bir yandan kapitalizmlik formları çıkıyor. Artık bankacılığın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı, para ekonomisinin oluşmaya başladı bir dönem. Biraz böyle daha geniş çerçevede ele almaya çalıştım. Bu belki biraz zor bir okumaya yol açabilir ama bu tip bir okuma sizi bugünü de daha iyi ya da aynı dönemde başka fenomenleri, olayları, olguları da daha iyi anlamınıza yardımcı olacaktır. Bu anlamlarda gene üçüncü olarak kavramların da bir tarihi olduğunu anlayalım. Mesela devlet gibi bir kavram var. Özellikle Türkler burada çok yanılıyor Türkiye'deki şeyden. 16. yüzyılın, 15. yüzyılın devleti bizimle aynı devlet. Mesela devlet kuşu diye bir laf vardır değil mi? Neye devlet kuşu diyoruz? Hiç düşündünüz mü? Başka ne kuşu diyoruz mesela? Talih kuşu diyoruz değil mi? Aslında 17. yüzyıldan önce, 16. yüzyıldan önce merkezi bir devlet yok. Yani Milli Eğitim Bakanı, hatta 19. yüzyıldan önce Milli Eğitim Bakanlığı olan, işte ne bileyim yolda KGSS'i olan, halka hizmet götürüp karşılığında vergiler alan bir devletten ziyade aslında bir siyasi otorite anlamında. Ve ilk şeyinde de devlet, talih. Çünkü niye iç savaş yapıyorlar? Hani birine işte ilahi şey birinin yüzüne gülüyor ve o sultan oluyor. Devletin öyle bir anlamı var. Neşri gibi 15. yüzyıl sonundaki tarihçileri okursanız devlet başkent anlamına da gelebilir, talih anlamına da gelebilir, hanedanın kendisi anlamına da gelebilir. Bununla ilgili teoriler falan hep yıllardır olan bir şey ama Türkiye'ye yazık ki sirayet etmedi. Popüler okuyucu, hatta birçok akademik seviyedeki meslektaşım da genelde devleti 21. yüzyıldan alıp 15. yüzyılda bu yanlış anlamaya yol açar. Mesela Cerrah Mehmet Paşa var. Cerrah Mehmet Paşa bir vezir azam. Ne iş yapıyor sizce Cerrah Mehmet Paşa? Sarayın tabibi ve sultanı sünnet eden adam. Şimdi sultanı sünnet eden adamın bakın bireysel ilişkiyle şey nasıl bir araya gelmiş? Vezir-i Azam değil mi? Ya, Enderun okul diyorlar. Enderun'da nasıl bir eğitim alıyorlar? Padişahla avlanmaya gidiyor. İşte yani padişahın hizmetçisi gibi. Onunla beraber gençken onun yanında bitiyor. Şimdi bizim bugünkü bürokrat anlayışımızla bir alakası var mı onun? Bizim devlet anlayışımızla da bir alakası olmaması lazım. O bambaşka bir dünyaydı. Ve kavramların tarihi olduğunu da anlamamız lazım. Yani biz devlet derken özellikle devlet de çok karışıyor. Ekonomi diyoruz değil mi? Ekonomi diye bir diplomasi diyoruz. İlk defa diplomasi diye bir laf yok mesela. 18. yüzyılda çıktı. İlk defa diplomasi kelimesi 1718 yılında kullanıldı. Ya da ekonomi diyoruz. O bugünkü ekonomi gibi para diyoruz. Mesela o günkü parayla bugünkü para birbirinden çok farklı. Bunu bilmemiz lazım. Mesela bir akçe alsam elime, bunu yaparken bir kere, mesela şu 100 lira değil mi? Şunu şimdi bir kere yırttım, çok üzüldüm, o yüzden uzaktan yapacağım. Şunu ikiye bölsem, iki tane 50 liram olur mu? Peki bir akçeyi ikiye bölsem, yarım akçem olur mu iki tane? O işte bir akçeyi ikiye böl, bir yarım altını ikiye bölsem, çeyrek altınım olur mu? Olur. Çünkü eritirsiniz, tabii ki bir altını, yarım altını ikiye bölün, yarım fiyatını eder. Parayı hala tek parça halinde kurtarabilmiş durumdayım. O yüzden çok sevinçliyim. Şöyle koyacağım. Neden? Çünkü iki para arasında bir fark var. Bu para değil. Bu Merkez Bankası'nın hissesi. Merkez Bankası'nda olan bir şey. Tek başına bir değeri yok. Bunun boyası gitse beş para etmez. Türkiye'nin dışında beş para etmez. Ama bir akçeyi alın. O gümüşün bir değeri olduğu için. Ve sadece para gümüş de olmayabilir. Tuz olabilir. Sabun olabilir. Sabun olamaz. Zeytinyağı olabilir. Kumaş olabilir. Yani para dediğimiz şeyin ne kadar çeşitli olabileceğini görüyoruz. Buradan da bambaşka bir anlayış çıkıyor. Bir gün Bilim ve Sanat Vakfı var. İstanbul'da vefada. Orada böyle numizmatik semineri var. Numizmatikte paraları, para ilmi, paranın üstündeki şekillere falan filan bakıyor. İşte ilk İslam paralarına bakıyor. Adam bize 8 hafta verdi. Çok değerli bir hocaydı. 8 hafta bir sürü detay anlattı. Bana bile artık çok geldi detay ve diğerleri öğrenci. Ben akademisyen olarak gitmiştim. Son derste çocuk bir soru sordu. Hocam dedi, bunun dedi seri numarası nerede dedi. Şimdi neden biz bir akçe, bunun neden seri numarası var? Çünkü kendi bir değeri yok. Sahtesi yapılabilir. Akçenin sahtesini niye yapamazsın? Akçenin sahtesini yapmak için gene o miktarda gümüş lazım. Ve şu çıktı ortaya. Adam 8 haftadır bir sürü detay anlattı ama şu parayla akçenin arasındaki farkı anlatmadığı için aslında anlattıkları hep boşa düştü. Gereksiz detay seviyesine düştü. Dolayısıyla biz tarihçi olarak beceremiyor olabiliriz. Siz okuyucu olarak talep edeceksiniz. Her zaman her şeyin en iyisini almak istiyorsanız elbise alırken hani bakıyorsunuz ya Japon işi mi, Çin işi mi? Tarihte de böyle bakacaksınız. Bir kitabı alacaksınız, işte bibliografyasına bakacaksınız. Benim kitabın en güvendiğim yeri orası olduğu için kaynakçasına bakacaksınız. Ona göre alacaksınız. Bir başka noktada daha burada. Evet, Türkçe kitaplar satan bir kitap var. Belki söylemek biraz şey kaçak ama biraz öğrenciler için söylüyorum. Dünyaya açılmaya çalışın.
Yani dünyada ne okuyorlar? Hatta kaç kişi İngilizce biliyor burada? Kaç kişi İngilizce okuyabilir? Hakikaten mi? Vallahi mi? Okuyor musunuz peki İngilizce? Okuyorsunuz. Tavsiye ederim. Tabii ki çeviri kitapları okuyun. Gördüğünüz gibi Yüksel beni çekiyor ve Adem Işık'a özellikle bizim yayın evindekileri kesin okuyun. Dediğim gibi biraz artık dünyaya açılmak zorunda. Çünkü internetin getirdiği bu 100 lirayla çekip ne açıklayacaksın acaba Yüksel? Yani bu, hoca ne yapıyor burada diye. Özellikle dünyaya açılabileceğiniz bir dönemde olduğunuz için artık internet var değil mi? İstanbul'daki bir tarihçiye de buraya gelmeden ulaşabiliyorsunuz. Ben ilk defa Aksaray'a geliyorum. O kadar ilk defa geliyorum ki nereye geldiğimi bile karıştırabiliyorum. Aksaray'a ilk defa geliyorum. Sağ olsun ağırladılar. Ben buraya gelmeden de ama siz beni görebiliyorsunuz. Bu eskiden mümkün değildi. Onu bırakın. Ben Amerika'dan geldim. Amerika'dan gelmiş biri için Avrupa'da çalışmış, Amerika'da çalışmış, ders vermiş biri için buraya gelmek sürgün gibi olabilirdi. Olmadı. Niye olmadı? Niye olmadığını söyleyeyim. Şundan dolayı çünkü artık her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ve artık Türkiye'nin bu böyle kısır döngü gündemlerine falan da kendinizi kaptırmazsanız, entelektüel olarak kendinizi geliştirmenin bir yolunu ararsanız, elinizde her şey var. İnternet kötüdür, sosyal medyada ben katılmıyorum. YouTube'dan istediğiniz programı izleyebilirsiniz. Her kitabı artık 3, 2 euroya, 3, 2 dolara, 3 dolara orijinal İngilizcesini buraya getirebiliyorsun. En azından %80'ini kitapların. Getiremediğinizi çeviriyorlar. İyi kötü bir çevirisi oluyor. Olmayanların Library Genes gibi yerden PDF'sini, bunu da çok eleştiriyorlar. Hoca PDF şey yapıyor falan ama yani yapacak bir şey yok. Siz okuyun da benim kitabım da gerekirse şeyini okuyun yani kurtarıyorsa. Dolayısıyla böyle imkanlar varken artık çıkıp burada ben şey görmekten üzülüyorum yani. İşte hala aynı şeyleri 50 yıldır söyleyen, aynı yerde aynı şeyleri üreten, ilmen bir ağırlığı olmayan şeylerin popüler olup sizin zamanınızı çalması hiç hoş bir şey değil. Peki hocam ben ne okurum, nasıl okurum? Hani senin kitabı da okumayalım diyorsanız onu da okumayın. Yani mevzu o değil. Nasıl bileceksin? Şimdi benim kitap da uygun olmayabilir, teknik gelebilir. Okuduğunu nasıl anlayacaksın? Onu da her zaman söylüyorum. Bu bir işte, üniversite insanlara bunu vermeli. Liseli var mı burada? Üniversite sınavına gireceksiniz. Seçerken lütfen üniversiteyi, özellikle sözel bölümler seçiyorsanız orada daha tecrübeliyim. Sizin beklentilerinize karşılık verecek üniversiteler seçin. Birebir hocayla iletişim halinde olacak. Size öğrenmeyi öğreten üniversiteler seçin. Size bilgi yükleyen değil. Ben girsem o sınavlara belki ben kalırım. O kadar bilgilere 36 tane padişah ezberlemiştim ben çocukken. Hala aklımda Arap alfabesini hala bazen Osmanlı tarihçisi olmamı karıştırıyorum mesela. Onu çünkü hiç ezberlemedim. Çünkü onu Arapça öğrendiğim dönemde, daha sonra Osmanlıca öğrendiğim dönemde o alfabeyi yani o ezber döneminin de artık ezberin boş bir şey olduğunu anlamıştım. Tabii alfabeyi biliyorum biraz abarttım ama hani birçok şeyi artık ezbere bilmenin 218 tane papayı falan değil mi? Gerek yok. Artık Wikipedia var, şey var. Siz üniversitede ya da bir okuyucu olarak öğrenmeyi öğreneceksiniz. Bir konu. Diyelim ben mimarlıkla ilgili bir şey öğreneceğim. Hiçbir şey bilmiyorum. Yakın zamanda merak saldım. Eşim de mimar. Hemen gittim. History of Architecture, Syllabus. Harvard'da ne okutuyor adam? İlk önce bir ders kitabı okursunuz. Ya da bir kitap okuyacaksınız. Önce bir ders kitabı okursunuz. Sonra bir ikincisini okursunuz. Belli bir seviyeye gelince ilginizi çeken alan üzerine monografları okursunuz. Sevdiğiniz bir tarz vardı. Kendinizi böyle böyle geliştirirsiniz. Bir iki program izlersiniz. Bir iki belgesele bakarsınız. Film izlemede de böyledir. Belli bir nokta gelir. Ben artık iyi film, kötü film, az çok birkaç tane kendi yani hep aynı film izlenmez. Yani Woody Allen da güzeldir. 70 tane film var. Hep 70 tane izlemenize gerek yok yani. Artık bir süre sonra başka bir şey. Şu da yanlış. Direkt hani ben Tarkovski izliyorum. O da öyle de bir şeydi. Ya da işte Fernand Braudel'le başlayacağım. Ya da işte Türkiye'nin kısır gündemi mesela Zizek okuyacağım falan. Hepiniz felsefe okuyarak mı başladınız? Yani bunun ara formatları var. Kendinizi mantıklı bir şekilde kimseye göstermek için değil, kendi içsel yolculuğunuza mantıklı bir yere gelmek için bir metodunuzun olması lazım. Bu metot da deneyerek olur. Herkes Türkiye'de şeye çok bayılıyor. Neoliberal ekonomi de bir şey. Hap olsun. Mesela Türkiye'de en çok satan, şaşırtıcı derecede çok satan kitaplardan biri metodoloji kitapları. Ben hayatımda iki tane tarih metodoloji kitabı okudum. Millet 22 tane okuyor. Bu daha iyi tarih okumak istiyorsanız tarih kitabı okuyun. İyi tarih kitabı okuyacaksınız. Yani mesela sinema üzerine kitap okuyarak geliştiremezsiniz kendinizi. Film izlemeniz lazım. Hatta iyi geliştirmek istiyorsanız sete gitmeniz lazım. Müziği sadece kitap okuyarak ya da dinleyerek de geliştiremezsiniz. Bir an sonra müzik yapmanız lazım. Tarihte de öyle. Sadece metot kitabı okuyarak olmaz. Hemen işin triklerinin gösterildiği kitapları çok iyi okuyup en üst seviyeye gelmek istiyor. Öğrenciler hatta profesyonel olarak bu işi yapanlar bu da mümkün değil. İyi kitaplar okumanız lazım. İyi kültür ürünleri tüketmeniz lazım. Bunu da eğer başkasına anlatırım diye yaparsanız yanlış kitapları okursunuz. Bunu da kolay okunan kitapları okuyayım, bu kitapları hızlı okuyayım diye yaparsanız gene yanlış kitapları okursunuz. Bazı kitap vardır.
hepsini okuyamazsınız. Çok yavaş okursunuz. Ben hızlı kitap okuyan biriyim. Ama bazı kitaplar hızlı okunamaz. Yani Corrupting Sea diye bir kitap vardı. The Corrupting Sea diye şöyle bir kitaptır. Yani günde 50 sayfadan fazla okuyamıyorum. İngilizce'de bir kitap. Normalde 200-300 sayfa okuyabilirim yani. Ama okuyamıyorum yani. Çünkü kitap o kadar dolu ki. Onu öyle okuyacaksınız. Yeri gelir başka kitaptır. İşte dediğim gibi o kitabın iyiliği kötülüğüyle değil. Size verdiği bilginin yoğunluğuyla alakalı. Ufak bir kitaptır. Çok rahat okunur. O da çok iyi bir kitap olabilir. Carlo Ginzburg'un kitapları vardır mesela. Allegra Antropo diye şey, Neşeli Öyküler diye. Şu kadar bir kitaptır. Çok güzel. O da çok iyi bir tarihçiliktir. A klas tarihçiliktir. Ama kısadır, kolay okunur. Dolayısıyla siz neye ulaşmak istiyorsunuz? Ne kadar sürede ulaşmak istiyorsunuz? Bunu iyi bileceksiniz. Bunun için bir metot geliştireceksiniz. O anlamda da o zaman sizi kimse... Ve lütfen ön kabullerle okumayın. Yani genelde şöyle şeyler oluyor. İşte adam koskoca tarihçi ne demiş? Ya adam koskoca tarihçi ise herhalde ne diyeceğini de o biliyordur yani. Bir insan çok iyiyse muhtemelen size ters gelen şeyler söylüyordur. Siz size ters gelen şeyleri duydukça gelişirsiniz. Kafanızdaki şeyi duymak için niye kitap okuyorsunuz? Kafanızda zaten o. Yani yeni bir şey yoksa niye okuyorsun ki? Kahvede herhangi biriyle King oynarken şey yapabilirsiniz yani. Al Rıfkı derken işte o da size bir şey söyleyecektir. Bu böyle olur. Sizi zorlayacak fikirler. Siyaseten düşünmeyin. Yani yeni bir fikir. İlk başta hayır bu böyle değildir diye. Yanlış da olabilir o fikir. Çünkü o fikrin doğrusu yanlış olmaz. Bu tip sizi zorlayacak metinlere yönelmenizi tavsiye ederim. O sizi zorlayacaktır. Ama ne kadar ekmek o kadar köfte diyoruz. O sizi zorlayan eserle siz kendinizi geliştirirsiniz. Ne olursa olsun, müzik olsun, kitap olsun. Dolayısıyla kendinizi ve ikinci olarak da değişen bir dünyada yaşıyoruz gençler. Kültür altyapıdan daha zor gelişir. Siz 1950'lerde, 60'larda gençliğini yaşamış dedelerinizden aldığınız ahlakla 2019 yılında her zaman var olabilirsiniz. Ahlakını geçtim. Kafada bir tarihçi modeli vardır. Kafada bir siyasetçi modeli vardır. Kafada anne baba modeli vardır. Bunlar mecburen değişecek. Değişmek zorunda çünkü dünya değişti. En kötü herkes yurt dışına gidiyor, geliyor. Ben çocukken İngiltere'ye gitmiştim. Yerel kahraman oldum. Bir tek ben gitmişim çünkü yani giden yoktu. İlk araba aldığımızda mahalledeki çocuklar üstüne oturmuştu. Arabası yoktu kimse. Çünkü araba o kadar azdı ki alınabilecek bir şey değildi. Şimdi artık herkes tüketim toplumu içinde her şeyden haberi var. Herkes Netflix izliyor. Millet televizyonu bile bırakmış. Kendi şeyini yapıyor. Eskiden herkes aynı şeyi izlerken şimdi Instagram'da herkesin kendine ait bir yeri var. Herkes markalaşmış. Böyle bir dünyada kafanızda işte 1940 yılının akademisyeni ya da 1930 yılının akademisyeni, 1930 yılının ressamı, 1930 yılının hocası, 1930 yılının din adamı, 1930 yılının siyasetçisi olamaz. Bu konularda esnek olmanız lazım. Önemli olan siz size kültürü veren şeyle aranızda pozitif ve objektif bir ilişki kurmanız. Ondan kişisel hayatınız nasıl kaliteleşti o bilgiyi alabilmeniz. Bu anlamda ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bir kitap yazdım. Ocak'ta da işte... Adem bir isim koyabilirse ocağa ya da şubata biraz daha popüler, bunlardan çok daha kısa ve dipnotu falan olmayan, tamamen Osmanlı tarihiyle de biraz dünya tarihine de bakan belirli sorular etrafında. Mesela Osmanlıları kadınlar mı yıktı? İşte niye İslam dünyasından kaşif çıkmıyor, bütün kaşifler Amerika'dan çıkıyor? Ya da ne bileyim işte İstanbul'un fethiyle ilgili birliklerin nesi yanlış gibi biraz daha böyle popüler izleyiciye, okuyucuya ve bu kitapları yazmaktan daha zor oldu. Çünkü yazarken çok sıkılıyorum. Çünkü tarihçi olarak beni hiç doyurmuyor, bunlar doyuruyor. Çünkü benim geldiğim seviyede artık bunlar çok çerez gibi oluyor ama o şeye de girdim. Çünkü çok satacağına inanıyorum yani tamamen altruistik şeylerle değil. Yani manevi şey, olay tamamen manevi değil. Dolayısıyla hani Türkiye'de gene Hakan Erdem'in Tarih Lenk kitabında çok güzeldi. Popüler olan kötü olmak zorunda değil. Böyle bir savunma var. İkili dünya kurdular ve biz akademisyenler olarak onu boş bıraktık. Adamla konuşuyorsunuz. Bir şey söylüyor, bu söylediğin saçma diyorum, anlatıyorum ama ben hoca değilim diyor. Tamam yani sen hoca değilsin diye ben bu saçma şeyi dinlemek zorunda mıyım? Yani benim hoca olmam, bir şey yapmış olmam, bu eziyete maruz kalmam mı? Öyle bir ikili dünya yarattı. Yani bir şey popülerse yanlış olabilir, sallama olabilir, kötü olabilir. Yani ben popüler müzik yapabiliyorsam detone olabiliyor muyum? Olabiliyormuşum demek ki. Bizim alanda öyle bir şey var, popüler olan kötü olmak zorunda değil. Popüler olan biraz daha basit olabilir, daha rahat tüketilebilir olabilir ama basit ya da kötü olma lüksüne sahip değildir. O yüzden bunu talep edin. Okur olarak da talep edin. Siz kendinizi geliştirmezseniz biz de kendimizi geliştirmeyiz. Niye geliştirelim? Zaten ne yazsanız. Ancak böyle birkaç kişi kendine yazıyor. Ben de kendime yazmadığım zaman, yani şimdi size daha geniş bir kitle için yazıyorum. Burada olmayanlar için de yazıyorum. Sıkılıyorsunuz. Dolayısıyla kendi için yazan da size hitap etmiyor. Türkiye'nin değerli tarihçileri var ama onlar da popüler kitap yazıyor. Çünkü popüler kitap yazmak sıkıcı. Karşılığında da rakip, şey
talepkar bir okuyucu kitlesi olmadığı zaman aslında bütün bu kitap fuarlarının falan şeyi yok. Anadolu'da artık geziyorum. Bu vesileyle kitap fuarlarıyla biraz tanımış oldum birçok yeni şehri. Orada böyle güzel kültürel faaliyetlerin olmasının bir nedeni o. İlk başta basit başlar. Çok basit bir şey söyleyeyim. Kültür seviyesi çok yüksek bir yerde benim büyüdüğüm yer. İlk kitap fuarını ben hatırlıyorum yani. Ben sizin yaşlarınızdayken yapılmıştı. Şimdi bugün artık çok profesyonel. Eminim bu da büyüyecek. Çok profesyonel olacak. Her sene yapılan her şey bir sonra daha iyiye taşınacak. Bir yere gelecek ve işte o gençlerin orada daha iyi kitaplar okuduğu, daha iyi kültürel şeyler tükettiği bir döneme geleceğiz. O döneme kadar biz de gidip geleceğiz herhalde artık. Şimdi teşekkür ediyorum. Bana soru sormak isteyen varsa soruları alacağım ama bir mikrofon mu lazım? Onun için biri bana yardım edebilecek mi? Evet. Tabii, buyurun. Kendinizi lütfen tanıtın. Ne yapıyorsunuz onu da söyleyin. Ona göre cevap vereceğim mesela. Bir de takımınızı söyle. Fenerbahçelilerden önceli soralım. Öncelikle Fenerbahçeliyim. Sizi ben fotoğraf... Hiçbir şey gelmedi. Kimse sevmiyor. Ben fotoğrafçıyım. Siz de aslında ben bu klip çekim teknikleriyle ilgili falan, İlker Canik'le ilgili izlerken falan daha sonra siz girdiniz konuya. Sizi oradan tanıdım. Ama ben şimdi soracağım ondan tamamen bağımsız. İlk geldiğinizde burada hani yurt dışına açılın. Hani biz kendimizi biraz dev aynasında görüyoruz ama aslında öyle değiliz. Yurt dışına giderseniz hani buranın realitesini... Çok basit bir rakam vereyim. Evet. Harvard Üniversitesi'nde 17 milyon kitap var. Bizde en fazla 500 bin de Bilkent Üniversitesi. O da özel. Çok basit yani. O 34 kat fark var. Türkiye'de 100 bini geçen kitabı olan, İlber Ortaylı'nın 50 bin kitabı falan vardı galiba. 100 bini geçen kitabı olan özel üniversite 5. 3 tane özel üniversitenin 1000'den az kitabı var. Bir tanesinin 500 tane kitabı. Para veriyorsun, kütüphanede 500 kitap var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani oradan nerede olduğumuzu anla. Yok, ben ona katılıyorum. Yok, zaten ben bir aradan onu da gene bir söyleyeyim aklıma geldi. Şimdi oradan şuna geleceğim. Ben o düşüncenize katılmakla birlikte aslında tarihi de çok realist incelemekten, tarihe çok realist bakmaktan ziyade duygusal yaklaşmayı tercih ettiğimizi düşünüyorum milletçe. İşte ama ondan kitap okusan şey yapmazsın. Yani benim şimdi onda ısrar edene bir diyeceğim yok. Ama oradan çıkabilecek eğitime ve sosyal kapitale, zekaya ve aile eğitimine sahip adam nereye gidecek? Benim derdim o. Yani 10 kişiden ikisi çıkacak buradan. O 8, bu iş böyledir. Yani 10 kişiden biri kaliteli müzik dinler. İyi de o biri de nerede dinleyecek? İlk önce o birini kurtaralım da öteki 9'a gelir. Yani ben adama, ben Enes Batur izleyene yardım edemem ama adam tarih programı diye ya da sinema programı diye, ben çok film izlemeyi severim. Ben de İlker'den öğrendim bir sürü şeyi. Saçma sapan şeyler izliyorduk, konuşuyorlardı. Ya da gitsin işte siyasetin şeyini izliyor. Çünkü ne yapacak şey yok. Onu koyabilmek, nereye gideceğini bilebilmesi açısından. O bir kişiyi oynuyoruz önce. Öteki 9'a sonra geliyor. O artık Zeynep'in, kızımın işi yani. Oraya Türkiye'nin yakın bir zamanda gelmesi zor. Önce o ara kadroyu oluşturmak lazım. Şimdi ben sizin... Nasıl soruyu sordurmadım ama? Programlar aracılığıyla bir alt kültür oluşturmaya çalıştığınızın farkındayım. Hem İlker Hoca'nın hem sizin. Hani bir... Hani... Küçük de olsa bir kitle yaratmaya, bunun farkındayım ama hani genel anlamda halkın bu bakışını, hani tarihe o duygusal bakma, işte hani Ertuğrul dizisi ya da başka bir dizi, hani bundan çok hoşlanıyoruz. Aslında realite o değil. Bunu herkes farkında değil yani. Büyük bir kitle bunun farkında değil. Hani ondan hoşlanıyor. Kendini uyutmaktan hoşlanıyor aslında halkın büyük bir kısmı. Hani 20 yıl sonra ya da 30 yıl sonra gene hala burada mı olacağız sizce? Yoksa hani hiçbir yerde olmaz. Kimse o kadar aptal değil. Hiç öyle şeyler olmuyor. Güzel şeyi verdiğinizde ben 60 bin kişiye caz tarihi anlattım. Evet. Türkiye'de kurşunla götürsen, silah koysanız 60 bin kişi gitmez. İzlemez. Siz güzel anlatırsanız, cazip anlatırsanız, iş böyledir. Biz de kütüphanede doğmadık. Yani o yüzden gençler diyorum. 40 yaşından sonra adam, burada 40 yaşını geçen adam. Bunların bir ölmesi lazım yani hocam. Ben de aynı yaş grubundayım. Onu değiştiremezsiniz. Evet, anladım. Ama o genç çocuğu kurtarabiliriz. O yüzden bizim Flu TV'de de internette hep 18-25 o yaşlardan çok şey geliyor. O çocuğu kurtar, yani hayata bakışı ne olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, derinliğine inebilmesi, solcu, sağcı, işte feminist şey, oryantasyonu ne olursa olsun, hayatta kendi kimliğiyle ilgili ne olursa olsun, bir şey yapabiliyor mu, kalitesine gidebiliyor mu? O gitmeyi öğrensin de gitmiyorsa, tembellik yapıyorsa tembellik olsun adı. Öteki türlüsü cehalet olur çünkü. Her zaman dedim, cehalet bir durum değil, bir tutumdur. Yani öğrenmemekte ısrar etmektir. Çünkü kültürlü diye bir şey yok ki, ben de mesela işte dediğim gibi mesela Aksaray konusunda cahilim yani, hiç bilmiyorum burada ne var ne yok. Ama öğrenirim yani, bana iki gün ver her şeyi, yani iyi bir iki gün ver, bir de iki gün başkasına ver, ben daha iyi öğrenirim. Bu zaman ben daha kültürlüyüm işte. Onu verebilmek çocuklar, o metot. Batı'nın bütün olayı metot.
Peki son olarak şunu ekleyeyim hocam. Siz Flu TV, işte siz ya da Emrah Safa Gürkan, bu metodu halka ya da işte çevrenizde, sizi izleyenlere neyse. Bir kaygınız var ama siz hani genel böyle bir dert görüyor musunuz? Yani devletin böyle bir kaygısı var mı sizce? Hani halkı, toplumu bilinçlendirmek. Vallahi ben o konuda şey çok kolay oluyor da var aslında. Da yani bu da şey işi. Mesela buraya geldim. Bazı yerleri de görüyorum. Artık belediyeler bu kültür aktivitelerini falan yapmıyorlar. Bak çok güzel yapıyorlar. İşte mesela Millet Kütüphanesi kuruluyor şimdi değil mi? Mesela burası şey. Burada belediye AKP herhalde. Gene AKP'den gideyim. Ya da şimdi CHP Kadıköy'de güzel şey yaptı. Parti adı vererek de söyleyeyim. Güzel çalışma alanları falan yapmıyor. Şimdi Kadıköy'de kolay. Millet Kütüphanesi yapıyor. Şimdi orayı bir anda kütüphane yapacak ama şimdi 5 senede 10 senede yapılmış kütüphane tabii ki New York olmayacak ama 50 yıl sonra olur. Yani yapmak istemek başka, bir sürü para harcandı. Bunu yapabilecek alt kadro başka. Yani ben de yönetsem, hadi hep beraber Türkiye'yi kütüphaneleştiriyoruz. Ne yapacağım? Tek tek kütüphaneleri Tayyip Erdoğan mı açacak, Kemal Kılıçdaroğlu mu açacak? Gidecek birine verecek. O ara elemanların işten anlaması lazım. Bu da zamanla olur, jenerasyonlarla olur. Üniversitelere gidiyorsunuz, Türkiye'de 4000 tane tarihçi var. 4000 tane tarihçiden senede 40 tane düzgün eser çıkmıyorsa bu YÖK'ün problemi değil artık. Yani YÖK'ün problemi de sistemin problemi. Bu YÖK başkanının problemi değil. Bu Ahmet'in, Mehmet'in problemi değil. Burada yapısal bir problem var. Bu yapısal problem zamanla çözülür. Anladım. Teşekkür yani ederim. Yani siz okursanız, siz politikacılarınıza kütüphanem nerede diye sorun, gerisini bize bırakın. Yani siz anlatabilirim. Türkiye'nin gündemi hep siyaset. Türkiye'nin gündemi hep magazin. Bir günde bir şey sorsunlar. Bir günde ana haber bülteninde ya arkadaş kişi başına kitap okuma oranları niye böyle yerde soruluyor? O sorulsun. O sorulmadığı sürece bir şey olmaz. Yani tiyatro var mı mesela burada? Yok. Bildiğim kadarıyla. Aksaray'da vardır ya. Yok. Başkanım var mı? Gidiyor musunuz? Bak yok diyorsun. Yok. Konuştun o kadar. Kültür merkezi var ama hani geçen sene aktif iki haftada bir falan etkinlikler oluyordu ama hani X tiyatrosu şeklinde bir özel önemli tiyatro değil yok işte. Yani. Sen oraya gidiyor musun? Sen de kaç kere? Tabii ben bir çoğunu kaçırmadım geçen sene. Gitmeyen gitsin. Evet. Bir tane daha açarlar o zaman. Çünkü onlar yani ne bileyim işte yol yapmaktan fark yok. Hizmet onu da getirir. Siz talep ederseniz bu seçim getirmez, başka seçim getir. Senin için söylemiyorum. Ben patreoncuyum aynı zamanda. Hani desteklemeyeceğim. Patreon. Patreoncuyum. O zaman sesini kadar sorabilirsin. Sıkıntı yok. Teşekkür. Sizi burada görmek güzeldi hocam. Olur ya. İlk önce kahve olarak gitsinler. Önce Şeyma Subaşı okusunlar, sonra düzgün de okurlar. Aman gidin. Yani kafe gitsinler. Yani Kingera ben de çok severim. Oynasınlar. Hiç problem yok. Yeter ki bir adım yani. Bugünden daha bir kaliteli bir adım. Araya girmezsen beni İlker Canikligil durduramıyor öyle. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş ben öğretim üyesiyim. Nerede? Aksaray Üniversitesi'nde. Aksaray. Burada. Hocam şimdi bu kitapları ben elektronik kitap okuyucusuyum. E-kitabı yok. Nasıl yapalım? Ya bu alı 20 kaç para bu? Hocam, 35. Mesela, 20 lira 35, kitabın e-kitap olsan olur ya. Değil ya. Yani kağıt basımı ve kullanıcıya da ben e-kitabı nefret eden biriyim o yüzden yani bunu işte ben onu da aslında ona soracaktım. Sesli kitabı var. O bunun e-kitabı derken şey falan gibi. Yani ben satın almak istiyorum kitabını. Mesela yayın önünden böyle bir şey talep edebiliriz hep beraber yani. Niye kitap basmıyorlar? Niye kitabını yayınlamıyorlar da bunu yayınlıyorlar gibi. Çünkü Türkiye'de muhtemelen sahte PDF'ini yapar yani onu. Muhtemelen oraya. Korsan'ın kitabını yaparlar diyorsun. Korsan. Sultan'ın Casusları'nı bir sene iki sene şey yaptık. Biri yapmış ama Korsan 2 yok. Yani kurtarmıyor. Dediğim gibi olabilir. Buldum. Kitabını buldum ama özellikle indirmedim. Almadım. Çünkü emeğe saygısızlık olur. Karşısın olur. Ama yine de bir sorayım dedim yani. Siz ne düşünüyorsunuz? O kadar dürüstlük karşısında şu anda utandım. Çünkü demin library genesis falan dedik. Ya problem e-book şu kitabı 20 lira yerine e-book'tan okumak imkansız gibi bir şey yani. Okur musunuz? PDF'den o kadar okuyabiliyor musunuz? Ben E-kitap okuyucusuyla okumayabiliyoruz hocam. Yani. Ben hiç kullanamıyorum onları vallahi. Demek ki ben de yaşlıyım. Hatta artık. Ben öğrencilerime de almasını tavsiye ederim. Hangi bölümde hocasınız? Muhasebe. Muhasebe. Muhasebeciyim. Tamam. Teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ben Adem'le konuşurum. Kurtarıyorsa onu. Dedim ki benim şeyim değil. Yani kurtarıyordur da işte benden sonra başkasına atacaksam onu yani korsan yapacaksam tabii kurtarmayacaktır onu daha. Evet. Böyle. Muhtemelen öyle olacaktır. Buyurun. Şöyle gelsin. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben uluslararası ilişkiler alanında doktora yapıyorum. Tarih, teori... Hemen bırakın. İlişkisini... İlişkiler. Evet, sizin de yaklaşımınızı az çok artık biliyorum, tanıyorum sizi. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani üniversitenizde uluslararası ilişkiler teorileri dersi verir misiniz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Ben uluslararası ilişkiler bölümündeyim. Biliyorum, evet. Uluslararası ilişkiler teorisi dersi veririm çünkü kolay bir teori. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkilerin... Biraz dar bir alanda olduğunu düşünüyorum. O yüzden bıraktım. Benle beraber biz 5-6 kişiydik. Bırakıp tarihe geçtik.
Çünkü şuradan söyleyeyim, uluslararası ilişkilerin teorilerini hiç kimse almaz ama sosyolojinin teorisini uluslararası ilişkiler alır, feminist teoriyi alır, işte bir tarihten teoriyi alır. Uluslararası ilişkiler kendi teori üretebilecek kadar geniş bir alan değil. Açıkçası bir tarihçi de uluslararası ilişkilerin kendi teorilerini çok okumaz yani. Ama uluslararası ilişkiler tarihin teorilerini iyi yapmak istiyorsa okumak zorunda. Biraz kısıtlı bir alanda kendimizi geliştirmek. Çok böyle bu game teorilere falan kaymayacaksanız ya da bu böyle security studies'e falan hangi konuyu çalışıyorsunuz? İttifak teorisi. Yani alliance theory. Evet. Bana İngilizcesi, çünkü İngilizce yok, gelmiyor aklıma. Ne ama yani alliance theory'de? Yani Orta Doğu bölgesinde devletler arası ittifak. Şimdi ne olacak aslında, burada olan hikayeleri bir şablon, yani bir şablon yapıyorsunuz. Ben niye okuyayım bunu mesela? Tarihçi olarak muhakkak mesafeli olacaksınız, evet. Ben tarihçi değilim, ben siyaset bilimciyim. Niye okuyayım bir birey olarak? Çünkü olayları biliyorum. Ne söyleyeceksiniz bana yani? Her tarihçi şunu söylüyor kitaplarında. Yani olgulara yaklaşırken zihninizde esasında teorik şemalar vardır. O ama çok basit bir teorik şema. Teorik şema Foucault'un teorik şeması gibi değil ki. Ya da Brodelink'i gibi değil ki. Yani söyleyeceğiniz işte şununla ittifak. Bu yani. Yani iki bana 10 dakikada anlatabileceğiniz bir şey tez olarak yazdıysanız. Aslında makaleler özette anlatabiliyor. Hani, tamam işte onu diyorum. Evet, niye okuyayım ben onu? Zaten ben onu alıp özetlerini okuyorum. Yani ben hiç uluslararası dersi vermiyorum. Hep bir şeyler istiyorlar ama vermiyorum. Çünkü ben bırakalı çok uzun zaman oldu ama mesela bir sosyologla oturup sosyoloji üzerine konuşurken ki şeyi dezavantajı uluslarcılarla konuşurken hissetmiyorum. Yani bana verebilecekleri beni çarmıha gelecekler ama gene de siz uluslararası ilişkiler yazarken yani bu biraz şeyle alakalı. Puanı yüksek diye biz de oraya gittik. Tarih bilimine gitmek istemedik. İş olanakları şey öyle. Değişik bir alan bulun kendinize. Metot bulun. Mesela Akın Ünver'i tanıyor musunuz? Tabii. Evet. Akın benim sınıf arkadaşım. Ben olmasaydım istatistikten kalacağı için hala Bilkent'te okuyor olacaktı. Reddediyor ama bunu. O TÜBA ödüllerini de beraber aldık. Çok da sevdiğim yakın bir arkadaşım. Mesela o çok enteresan bir şey yapıyor. Yani farklı bir şey yapmanız lazım. Hangi okulda doktor yapıyorsunuz? Ankara Üniversitesi. Ankara işte farklı bir şey yapmanız lazım. Ya metot olacak, ya benim gibi dil olacak, ya işte coğrafyayı, ekonomiyi içine iyi getireceksiniz atıyorum, ya Akın gibi bilgisayara vuracaksınız ama Akın aynı zamanda çok iyi bir müzisyendi falan. Dolayısıyla öyle bir fark olacak ki yüzlerce var ya, dikkat çekebilir. Yoksa ben niye geleyim size? Nasıl marka olacaksınız? Bu dönemin en büyük şeyi farklı olmak. Her şeyden 1000 tane var. You have to stand out, yani sizin diğerlerinden bir farkınız olması lazım. Bu nasıl olacak? Size verebileceğim tavsiye bu. Kimle çalışıyorsun Ankara Üniversitesi'nde? Çınar Özen, profesör doktor. Ya ben doçentim diye öyle ezer gibi profesör. ayıp oldu ama. Tanımıyorum dediğim gibi zaten. Herhalde arabayı yanlış yere park ettim. Şöyle verebilirsek. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsminizi ben de burada Fatih Barıççı, İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim hocam. Doktora yapıyorum. Benim size söyleyeceğim... Tahmin edeyim İlker Canikligil'den tanıyorsunuz beni. Bu Aksaray neymiş ya? Herkes İlker Canikligil çıktı. Ona da mesaj attım. Evet hocam, biraz öyle. Yani Fulya TV'den tanıyoruz. Ben aslında en son şey paylaşmıştınız. Yani bir hafta önce falan. Bundan sonra çekeceğiniz bölümlerin içerikleriyle ilgili, ana başlıklarıyla ilgili. Bir ricam var. Yani matbaa konusunda belki Gutenberg matbaasında çok önemli bir kırılma noktası olarak... Kitap üzerine yapabilirim. Kitabın çıkışı, evet, yapabilirim. Tamam hocam. Yani, alayım not. Fakat şöyle bir problem var. En az izlenen bölümleri söyleyeyim. Buyurun. Caz, Rönesans ve Hümanizma, Amerika neden şey oldu? En çok izlenen bölümleri söyleyeyim. İstanbul'un fethi, Harari. Yani şimdi belki de şimdi oturdum Mussolini çalışıyorum ki faşizmi anlatayım da biraz izlesin. Yani bizim de reyting kaygımız var. Biraz orada yani yaparım. Anladım ama hocam. Zaten... No Vahdettin, No Lozan şeyimiz bize büyük tepki getiriyor. Vahdettin, Lozan'la hiç girmiyorum o konulara. Çünkü oradan bir şey öğrenemezsiniz yani. Lozan'ın gizli şeyleri var mı? Söyleyeyim, yok. Bu yani. Bundan başka bir şey bilmeye de gerek yok. Yok gizli maddeleri falan. Şimdi bunun üzerine bir program yapmıyorum çünkü. Yani şey, ben de şimdi altına yazdım paylaşımınızın da. Burada kayda geçsin diye de hususi söylemek istedim. Belki daha tamam, onu tamam, not alırım. Çok güzel bir kitap var. Andrew Peregrine'in The Book in the Renaissance. The Book in the Renaissance. Onu mutlaka okuyun. Böyle 400-500 sayfa kitap. Tamam. Orada çok güzel anlatıyor. İletişim Fakültesi'nde mutlaka okuyun. Yani hani kitap da bir nevi onun şeyine. Libgen'de varsa hocam. Vallahi 10-20 dolar bir şey ya. Yok hocam, şaka yaparım. Evet, tabii. Burada mısınız siz? Aksaray Üniversitesi'nde. Buradayım. Büyük bir üniversite herhalde. Bayağı fakülte. Büyüyen bir üniversite. Yani, bayağı kalabalık. 25-30 bin falan öğrencimiz var yaklaşık. Kütüphaneniz nasıl?
Bina olarak yeni hocam da çok fazla kaynak toplamak için uğraşıyor. Bu açıklamayı yani Twitter'a yani koyayım mı isminde? Yarın aynen, ondan. Yok hocam. Rektörü tekleyip. Yok şakalık. Hocam da. Onun yani için diyorum zaten öyle bir şey yapmayacağım. Yok yok. Evet güzel. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hocam merhaba. Adım Halilcan. Genel Türk Tarihi alanında yüksek lisans öğrencisiyim şu anda. Benim sorum aslında konuşmanın genel gidişiyle ilgili olacak birazcık. Şimdi popüler tarihçilik vesaire dedik ya. Benim bir çalışmam olmuştu. Amerika'da, Oxford'da tarihçiler ne yapıyor? Sorum ona bağlı olacak. Bir örnek vereyim. Bir tanesi bir biranın tarifiyle ilgili bir çalışma yapmış. Sonra tarihçiliği bırakıp o bira firmasının sahibi olmuş. Ülkemizde de tarihçiler bazı dizilere danışmanlık yapıyor ya da okunmayan bazı spesifik konularda çalışıyorlar. Ben de yapıyorum yalnız o danışmanlık. Bazıları da popüler çalışmalar yapıyorlar. O gene bana patlattın. Hadi. Hocam şimdi şu olacak. Mesela siz demiştiniz ya hani köy enstitülerini kim kapattı? Bize sorulan sorular da Abdülhamit ve Atatürk arasında oluyor genellikle. Ben de diyorum ki ben genel Türkçüyüm. O alanda çalışmıyorum. Sen o zaman iyi okumamışsın diyorlar. Şimdi metot konusundan gittik ya mesela. Bir acı tarihçiyi düşünürsek mesela o anlamda düşündüğümüzde de Türkiye'deki tarihçilerin izlemesi gereken metot Batı yollu bir metot mu? Objektif olması gereken bir metot mu? Yoksa 70 yıldır söylenen hala... Bunlar arkadaşlar buna retorik soru denir. Sorunun cevabını verdin sen. Yani... Verdim de birazcık da slogan atmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi şu soruyu soracağım ben. Türkiye'de izlenmesi gereken metot objektif olması gereken metot mu? İçinden şimdi bu gene retorik soru zaten. Şunu mu diyeceğim ben? Hayır tabii ki objektif olması gereken değil. Yani şöyle bir soru soruyorsun. Lezzetli yemeği mi yiyelim? Bayat yemeği mi yiyelim gibi. Tabii ki lezzetli yemeği yiyelim. Sen söyledin zaten objektif olacak. Ama işin şimdi akademisyen şurada olacaksın. Önce bir kere buna akademide kaçak sunum denir, aklında olsun. Güzel yap, problem değil ama tamam. İkincisi buna da retorik soru denir. Verdin cevabını, haklısın. Seninle aynı fikirdeyim. Öyle tabii ki. Bir de yani içinden... şey metodu diye bir metodu yok. Doğu metodu diye bir metot yok arkadaşlar. Batı da, Batı metodu da Batı değil. Üniversite var mı Osmanlı İmparatorluğu'nda üniversite? Medrese üniversite değil. Medrese bir yüksek öğretim kurumu. Üniversite Batı'dan gelmiş bir şeydir. Doğu sineması diyoruz ya. O Doğu'da yapılan sinema, kamerada, o formatlarda Batı kültüründen geldi. Düz yazı diyoruz, roman diyoruz. Batı'dan geldi. Şimdi bu bir Türk romancının kötü, Türk romanı okumayalım demek değil. Dolayısıyla o işin metodu oradan gelmiş. Artık alırsın, ileri seviyeye getirirsin. Nasıl aldın Yunan şeyini, felsefesini bir seviyeye getirdin. Oradan Avrupa senden aldı, yarın senden geri alırlar o anlamda. Bir problem şimdi yok. Ben özüne geleyim konunun. Bize öğretilen metodoloji tamam, sen sonra hakkını doldurdun. Yok, onu demeyeceğim. Bize öğretilen... Tamam, başka birinden soralım çünkü 3-4 dakika tamam kaldı. Tamam. Tamamdır. Var mı başka soru? Şimdi böyle dedik, başka soru da çıkmadı. Siz soruyordunuz galiba, vazgeçtiniz. Öyle mi? Evet. Önceki şey istedim. Sorun. Peki. Şu arkadaşa verebilirseniz. Hocam merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes. Burada inşaat mühendisliği kim, okuyorum. Kim? Muhammed Enes. Muhammed Enes. Soruların bitmesini bekledim. Teşekkür edeceğim çünkü size. Ne yaptım? Hızlı konuşan bir tarihçi olduğunuz için teşekkür ederim. Ben de. Yani, o yüzden o sebeple... Ben de sıkılıyorum. Hiç dinleyemiyorum yavaş konuşanları. Herhalde bu bilgisayar oynayanlarda falan sık görülen bir şey. Yavaş. Yani pek oynamam ama soruların bitmesini bekledim. Teşekkür etmek için sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Saatimiz 6:01 geçiyor. Benden sonra konuşacak biri vardır. Çok teşekkür ediyorum. Kitap imzalamak isteyenler Kronik Standı'na sizleri bekliyorum.